Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV hafta sonu ana haber merkezinden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Alanya'da gerçekleşen silahlı saldırı sonucu biri ağır olmak üzere iki genç yaralandı. Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan yakalandı. Ulaş Emirgen Parkı gece silah sesleriyle ilikildi. Sebebi ne olduğu bilinmeyen bir sebepten iki gence silahlı saldırı gerçekleşti. Alanya'da henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten iki genç silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan başından yaralanan 21 yaşındaki Mustafa E. ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Hayriye'nin başını sadece sıyırdığı ve hafif yaralı olduğu öğrenildi. Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından Mustafa E.'nin yakınları hastanenin acil servisine gelerek büyük bir kalabalık oluşturdu. Yaklaşık 50 kişinin acil servisinin önünde bilgi almak için uğraşırken sağlık ekiplerine de zor anlar yaşattı. Olaya karışan silahlı saldırgan ise saldırının ardından kaçtı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarma suç araştırma timlerince ateş ederek kaçtığı gerekçesiyle HA ve TA Hocalar Mahallesi'nde yakalandı. Otomobilde bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadeler alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen şüphelilerden HA savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise sorgusu sürüyor. Ulaş'tan geçen hafta kaydedilen görüntülerde otomobil sürücülerinin bu alanı yarış pistine çevirdiği görülmekte. Trafiğe açık alanda yapılan driftler diğer vatandaşların tepkisine neden olmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Alanya'ya geliyor. İlçe Başkanı Yücel Apaydın ziyaret programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Apaydın, Akşener'i havalimanında karşılamak için vatandaşları Gazipaşa'ya davet etti. Saygıdeğer Alanyalılar, nihayet beklenen gün geldi. Liderimiz Sayın Meral Akşener bu akşam saat 22.30'da Gazipaşa Havalimanı'na iniş yapacak. Tüm halkımızı, özellikle İYİ Partilileri, liderimizi karşılamaya davet ediyoruz. Liderimizin programı yarın saat 10'da Gazipaşa'dan başlayarak 11.30'da Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaretiyle devam edecek. Ardından Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Can Taksi durağından başlayarak öğretmenler lokaline kadar esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. Liderimizi coşkuyla karşılamak ve layık olduğu şekilde onu ağırlamak için bütün partililerimizi ve halkımızı ilçe teşkilatımıza davet ediyoruz. AK Parti'de kongre sürecinin ilan edilmesinin ardından teşkilat toplantıları arttı. Antalya İl Başkanlığı'nda tüm ilçe başkanları bir araya gelerek sürece ilişkin değerlendirme yaptı. AK Parti Antalya İl Yönetimi ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. İl Başkanı İbrahim Ethem Taş Başkanlığı'nda yapılan toplantıya Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve AK Parti MKYK üyesi Gökçen Enç Özdoğan da katıldı. Toplantıda hem ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu, hem de ilçe başkanları kendi sorumlu oldukları ilçelere ilişkin konuştu. Kongre sürecine yönelik istişarelerin yapıldığı ilçe başkanları toplantısında beklenen kamu yatırımları milletvekillerine hatırlatıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ve Amerika Birleşik Devletleri mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konulu konferansta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarıyla Birleşmiş Milletler dahil 4 çok uluslu örgüt ve bu ülkelerin dışişleri bakanları bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davet ve girişimiyle gerçekleşen ve Berlin süreci adı verilen konferans öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
Heyetler arası görüşmenin yapıldığı buluşmada Bakan Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla bölge meselelerini konuştu. Görüşmede ayrıca Somali'de yaşanan terör saldırısı da ele alındı. Çavuşoğlu çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizi daha da ilerleteceğiz. Libya krizi başta olmak üzere uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk dedi. Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nün avokadonun tanıtımını yapmak, ürünün bilinirliğini arttırmak için hazırlattığı tanıtım videosu kamu spotu oldu. Merhaba, ben Antalya'nın coğrafi işaretli meyvesi avokadoyum. Özellikle çocuklar için ilgi çekici ifadelerle tanıtım filmi hazırlanan ve tescili Alanya'ya ait olan avokadonun kendi dilinde tanıtımıyla yayınlanan video, başta çocuklar olmak üzere kamuoyu tarafından büyük beğeni aldı. Videonun gördüğü ilginin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmadı. Potasyum, magnezyum, kalsiyumla doludur içim. Yağım cildinize iyi gelir, yumuşacık yapar. Tarım İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ilk kez Türkçe ve Portekizce olarak yayınlanan kısa film niteliğinde çalışma kamu spotu oldu. Antalya Tarım İl Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesabından bu kez Avokado filmimiz Bakanlığımız Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından Tarım TV'de kamu spotu oldu. Yerel ve ulusal kanallarda kamu spotu olarak yayınlamaya başladı denilerek paylaşım yapıldı. Beni dalımdan koparır koparmaz yemeyin. Evinizin bir köşesinde olgunlaşana kadar misafir edin. Lütfen beni incitmeden, ezerek, üstüme limon sıkarak, salata yapıp yiyin. Ya da üzerime bal dökerek, ceviz taneleriyle afiyetle yiyin. Ben olsam beni yerdim. Ya siz? İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de kazaların en fazla oluştuğu ve kara nokta olarak belirlenen bölgelerde yol kenarlarına bırakılan maket polis aracı, trafik kazalarının o bölgelerde azalmasına katkı sağladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Trafik Başkanlığı'nın ziyareti esnasında maket polis aracı yönteminin ardından bu kez maket trafik polisi uygulamasının yaygınlaştırılacağını duyurdu. Maket polis aracı Alanya-Antalya yolunda daha önce birkaç kez ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı eli kesik kavşağında özellikle akşamları sürücülerin hız kesmesini sağlıyor. Yurt genelinde maket polis araçlarının trafik kazalarının azalması noktasındaki katkısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak 2013 yılında Muğla'da uygulanan maket polis uygulamasının yurt genelinde bu yıl itibariyle başlayacağını müjdeledi. Maket polis aracı dışında sürücüler mavi kırmızı renkte LED ışıkları polis tepe lambası olarak değerlendirip yavaşlaması da kaza riskini azaltan unsurlar arasında yer almakta. Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise trafik başkanlığımızda 2018 ve 2019 yıllarını değerlendirdik. 2020 yılını planladık. Son 2 yılda trafik kazalarında ölüm 2000 kişi azaldı. Haydi Türkiye, trafikte dikkatle ölümü sıfıra indirmeye ifadesini kullanarak alınacak yeni tedbirlerde kararlı olunacağının mesajını verdi. Dünyaca ünlü Discovery Channel'a bağlı TVN Style ve Travel Channel belgesel yapımcıları Alanya Turizm Tanıtma Vakfı katkılarıyla Alanya'ya geldi. Geçen yıl Varşova'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı TT Varşova'da görüşülen yapımcılar TV program çekimi yapmak için Alanya'ya geldi. Fuarda Alanya Turizm Tanıtma Vakfı adına temaslarda bulunan Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi öğretim görevlisi Anna Maria Bielecka, Alanya tanıtım çalışmaları kapsamında iki farklı belgesel çekimi yapılacağını ve bu yapımların 38 milyon nüfuslu Polonya'da iki farklı kanalda yayınlanacağının bilgisini verdi. Bu kanalların dünyaca ünlü Discovery yapım şirketine bağlı çalıştıklarının altını çizen Bielecka, bu tanıtım çalışması bir fuar kazanımıdır. Bu sebeple fuar tanıtımlarını alt hav olarak çok önemsiyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına ücretsiz gıda desteği sağlayacak. Hizmetten yararlanmak isteyen çölyak hastaları Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na sağlık raporu ile başvuru yapacak.
Başvuruların incelemesinin ardından öncelikli olarak sosyal ekonomi açıdan yetersiz bulunan hastalara her ay düzenli olarak un, bisküvi ve makarnadan oluşan glutensiz gıda yardımında bulunulacak. Glutensiz gıda yardımı hakkında bilgi almak isteyenler Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli sosyal servis uzmanlarına 249 54 28 numaralı telefondan ulaşabilecek. Çölyak bağışıklık sistemine bağlı sindirim sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, hasta kişilerde buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli proteinin ince bağırsakta parçalanamamasından meydana gelen bir emilim bozukluğu hastalığıdır. Tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin hayata geçirdiği Halket Antalya'da bir ayda 6500 kişi tarafından tercih edildi. Yoğun taleple birlikte ilçelerde Halket mağazası açılması için çalışmalar devam ediyor. Alanya'da açılacak mağaza için yer tespitinde son aşamaya gelindi. Halka uygun fiyatta et ve et ürünlerinin satışını yapan Halket, Antalyalıların desteğiyle adım adım büyüyor. Kepez'de açılan ilk Halket mağazasında bir ayda 6500 kişi 14 ton et ve et ürünü aldı. Tüm ilçelerde açılması hedeflenen Halket mağazası önümüzdeki günlerde Alanya ve Manavgat'ta da açılacak. Belediyemizin bize yapmış olduğu hizmet çok güzel. Fiyatlar gayet uygun. Çok güzel bir imkan bizim için. Muhittin Böceği'ye çok çok teşekkür ediyoruz mahallemize böyle güzel bir işletme açtığı için. Alanya'da bir süredir yer tespit çalışmaları devam eden Halket mağazasının halkın kolayca ulaşabileceği, insan sirkülasyonunun da yoğun olduğu kapalı halk pazarının açılması bekleniyor. Kapalı halk pazarından balıkçı esnafı ve diğer esnaflara da katkı sunması hedeflenen Halket projesinin kısa süre içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Antalyalıları ucuz ve sağlıklı etle buluşturmaya devam edeceklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'ın ardından diğer ilçelerimizde de açacağımız satış mağazalarımız için yer arayışları ve çalışmalarımız devam ediyor dedi. Onburma Hayal Kurma adlı komedi oyunu 20 Ocak 2020 Pazartesi saat 20'de Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Senaryosunu Kamuran İnselel, Halime Ceylan ve Halk Gönüllüleri Tiyatro Topluluğu'nun birlikte yazdığı tiyatro oyunu kalabalık oyuncu kadrosuyla Alanya Toplumsal Dayanışma Derneği yararına 20 Ocak 2020 Pazartesi saat 20'de Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Boylu, paraya para demeyen bir Alanyalı ha? Bundan dalga geçme aynı. Senaryosunun gerçek bir hikaye dayalı olduğu söylenen tiyatro oyununa Halk Gönüllüleri Tiyatro Topluluğu tüm Alanyalı sanatseverleri davet etti. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın düzenlediği Ice of Alanya fotoğraf yarışması ödül töreni ve sergi açılışı Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplamda 17.500 TL para ödüllü yarışmada 1. Aysu Deveci 10.000, 2. Ercan Türkeli 5.000, 3. Derya Doni 2.500 TL'nin sahibi oldu. Alanya Belediyesi Altav Başkanı Adem Murat Yücel, düzenlenen kokteylde dereceye giren fotoğrafların sahiplerine ödüllerini verdi. Fotoğraflar 1060 kişinin kayıt yaptırdığı 1757 eser arasından seçildi. Sergi 19 Ocak Pazar günü 17'ye kadar açık olacak. Emek veren hem Altav'da hem de burada bunda emeği geçen herkese sizlerin adına teşekkür ediyorum. Öncelikle de tabii ki sponsorlarımıza ve katılımcılara. Buradan da
Bu yarışmada birinci olan arkadaşlarımıza da gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir eserler çıkmış, renklilik katmış, değer vermişler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. Kestelspor Bölgesel Amatör Lig 7. grupta 2. devreye evinde oynadığı Karaman Belediyespor maçıyla başladı. Kestelspor, 1 puan geriden gelen en yakın rakibi Karaman Belediyespor'la Milli Egemenlik Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi yaklaşık 2000 dolayında Alanyalı sporsever, 150 civarında konuk takım taraftarı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı birlikte izledi. Karşılaşmaya iki takım da oldukça istekli ve hırslı bir oyunla başladı. Kestelspor'u yenerek liderliğe yükselmek isteyen konuk ekip Karaman Belediyespor katı bir savunma uygularken özellikle orta alanda çoğalarak Kestelspor'u kalesine yaklaştırmamaya çalıştı. Kısa ve hızlı paslarla kanatlardan rakip kaleye giden Kestelspor kapalı defansı açmakta oldukça zorlandı. Karaman Belediyespor ise hızlı ataklarla pozisyon ararken ilk devre golsüz eşitlikle geçti. Devre arası soyunma odasında birbirlerine galibiyet sözü veren Kestelsporlu oyuncular maçın ikinci devresine de hızlı başladı. İlk devrede olduğu gibi topa daha çok hakim olan ve daha fazla pozisyon bulan Kestelspor 55. dakikada Ali Berke ile eşitliği bozdu. Geriye düşen konuk ekip, beraberlik için Kestelspor kalesinde baskı kurduğu bölümde peş peşe korner atışı kullandı. Köşe atışında ceza alanı içerisinde oluşan karambol sonucu, Karamanlı bir oyuncu yerde kalınca hakem Engin Uğur penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Furkan Aydın, takımının beraberlik golünü kaydetti. Beraberlik golü sonrası Kestelspor, üstünlük sayısı için bir kez daha rakip kaleye yüklenmeye başladı. Konuk ekip oyuncularının ve kaleci Ümit Kurt'un yavaş hareketlerine Kestelspor tribünlerinden tepki geldi. Karşılaşmada son 5 dakikaya girilirken Kestelspor, Nurettin'in attığı golle büyük sevinç yaşadı. Dakika uzatma süresi verilen mücadelede başka gol olmadı ve Kestelspor ligin ilk haftasında deplasmanda 2-1 yenildiği Karaman Belediyespor'u aynı skorla mağlup etti. Kestelspor puanını 32'ye yükseltti. Voleybol Erkekler 1. Ligi A grubu 15. hafta mücadelesinde Altekba'yı misafir eden Alanya Belediyespor, önde götürdüğü maçı 3-2 kaybetti. Karşılaşmaya iyi başlayan Kırmızı Beyazlılar ilk seti 25-19 aldı. İkinci seti de 24-23 ile alarak skoru bir anda 2-0'a getiren Alanya Belediyespor, 3. sette oldukça zorlandı. Çok çekişmeli geçen 3. seti konuk ekip 23-25 alarak skoru 2-1 yaptı. 4. sette ise rakip takım oyuncularıyla yaşanan gerginlik kırmızı beyazlı oyuncuları maçtan kopardı.
Moral bozucu tartışmanın yaşandığı bu seti 19-25 ile alan Altegma skoru 2-2'ye getirdi. 3-0 bitirebileceği maçta rakibine peş peşe 2 set veren ve büyük moral bozukluğu yaşayan Alanya Belediyespor uzatma setini 10-15'lik skorla kaybetti ve salondan 3-2 mağlup ayrıldı. Sadece 3 puandı. Onu da bugün başardığımızdan dolayı mutluyuz. Maça iyi başladık. Ondan sonra ilk yarının ortalarında rakibi 2-3 tane gol pozisyonu verdik. Çünkü forvetlerle, yani hücum hattıyla defans arasındaki mesafe biraz açıldığında iyi kapatamadık. Ondan dolayı rakibe de 2-3 pozisyon verdik ilk yarı. Ve tabii kırmızı karttan sonra işimiz daha da kolaylaştı. Pas oyununa döndük. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ikinci yarı. Nitekim 5-1'lik bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Galibiyetle başlamak istiyorduk. Bunu başardık. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu doğrultuda gidebilir. Sağ ol. Hocam hedef konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ligin ilk yarısında çok iyi bir Alanya Spor vardı. Devamlı ucumu oynatan bir teknik direktörsünüz. Bugün de yine bunu gördük biz sahada. Evet. Ve baktığımız zaman da üst sıralardasınız. Kendinize bir hedef belirlediniz mi? UEFA Avrupa Ligi veya başka bir hedef var mı şu an için? Sezon başında söylediğim sözlerin aynısını söyleyeceğim. Geçen seneki pozisyondan daha iyi pozisyonla bitirmek istiyoruz. Bu da ilk 8'in içerisinde olabilmek. Daha iyisini yapabiliyorsak daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bu doğrultuda hedefimiz. Ayrıca bu bugünkü galibiyette kızıma armağan ediyorum. Dün doğum günüydü. Como va a funcionar eso todo, pero yo creo que todavía hay cosas buenas. No estamos todavía completos. Gustavo todavía no está físicamente bien, tengo Pedro que está lesionado, López que también está lesionado. Cuando se vamos a completar con un jugador o dos más, yo pienso que Kayseri va a estar un muy buen equipo. Tabii ki 5-1 bir maçı kaybetmek kötü bir sonuç. İyi değil 5 gol yemek. Fakat 35. dakikaya kadar aslında çok iyi futbol oynadık. Maçın kırılma anları yaşandı. 35 dakikada Zoran'ın gördüğü kırmızı kart. Ardından tabii golü yememiz, ardından Zoran'ın gördüğü kırmızı kart. İkinci yarıda gardımızı tamamen düşürdü. Tabii olmaması gereken bir şeydi bu. Bu 5 golün 3'ünü biz rakibe hediye ettik aslında. Çok basit hatalardan gol verdik. Ardından sıfır konsantrasyon oynadık maçın bazı bölümlerinde. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. Duran toplarda olsun, genel ataklarda olsun, Alanya Spor hücumlarında olsun. Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Yani iyi bir takımlar, iyi oynadılar. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Ben 35. dakikaya kadar maçın böyle olacağını asla düşünemezdim. İhtimal bile vermezdim böyle bir sonuca. Çünkü gerçekten oyunun kontrolünü elinde tutan takım bizdik. Fakat futbolda bunlar var. Futbolda böyle şeyler olabiliyor. Çalışmaya devam etmemiz lazım. Çalışmak zorundayız ligde kalmak için aslında. Önümüzde çok kısa bir süre zarfında Fenerbahçe maçı olacak. Salı günü Fenerbahçe'yle oynuyoruz. O maça şimdi hazırlanacağız. Çok kısa zaman olmasına rağmen. Ve ondan sonra belki de bizim açımızdan kader maçı niteliği taşıyan Ankara gücüyle oynayacağız. Bu maçta yaptığımız hataların analizini çıkaracağız. Neler yaptık, neleri doğru, neleri yanlış yaptık. Onlara futbolcumuzla konuşacağız. Gustavo örneğin tam hazır değil henüz fizik olarak. Pedro sakatlıktan yeni çıktı. Miguel'in şans sakatlı olduğu Silvio Lung'un aynı şekilde. Biz bu oyuncularımızı tamamen %100 hazır hale getirdiğimiz zaman kısa bir süre içinde bunlar gerçekleşecek ve herkes çok daha iyi bir Kayseri Spor izleyecek. Soru var mı? Hocam, maç öncesi Alanya Spor antes de juego tu este Alanya Spor este ana este Alanya Spor antes de juego o analiz cómo fue o analiz Alanya Spor y hago hoy Alanya Spor qué piensas sobre cómo les jugaron Alanya Spor. Bueno, nosotros estamos seguro viendo hoy partido contra Kasim Pasha, estamos y anterior partido donde Alanya seguro es un equipo que... Tabii ki izledik, Alanya Spor'u analiz ettik. Alanya Spor'un en son Kasımpaşa'ya karşı olan maçı izledik. Önceki maçlarını izledik. Burada olmaları, ligin yukarılarında olmaları, bu kadar çok puan toplamaları asla tesadüf değil. Çok iyi bir takım, çok iyi futbol oynuyorlar. Bireysel anlamda çözüm sunan, çözüm üreten çok fazla oyuncuları var. Ama yine tekrar ediyorum da maçın 35. dakikasına kadar biz aslında oyunun hakimiydik, oyunu domine ettik. Yani bu kadar iyi olduğunu söylediğimiz Alanya Spor'a karşı aslında biz maçı önde götürüyorduk.
bir şekilde topu bir şekilde gol atamadık. Sonuç bulamadık o dakikalara kadar. Topun oyun kontrolü bizdeydi, top kontrolü bizdeydi. Fakat dediğim gibi ardından bu şekilde maç yaşandı. Gündemin kalbi Alanya Posta TV hafta sonu ana haber merkezinden hepinize iyi haftalar dileriz.